şiddetine, tacizine ve adli makamların soruşturmalarına maruz kaldı. Üstelik Danıştay anayasaya aykırı bir şekilde alınan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaliyle ilgili yapılan 220 dolayında başvuruyu uzun süre bekletmiş ve 1 Temmuz'a 2 gün kala kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebini reddettiğini açıklamıştır. Aile içi şiddeti, sömürünün, istismarın korkunç boyutlara ulaştığı, mağduru koruyan ve şiddeti önleyen mevcut kanunların uygulanmadığı, kadın ve çocuk haklarının gasp edildiği, ağır hak ihlallerinin yaşandığı ve bu şiddete karşı kapsamlı politikalar üretmesi beklenen parlamento mekanizmasının yok sayıldığı bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kadına yönelik şiddet araştırmak ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 9 Mart 2021 tarihinde Kadınlar Şiddeti Araştırma Komisyonu kuruldu. Söz konusu komisyonun çoğulcu katılımı sağlaması ve şiddeti önleyen tedbirler ve öneriler geliştirmesi beklenirken, komisyon yönetiminde farklı görüşteki muhalefet partilerinin temsiliyeti sağlanmamış, antidemokratik yöntemlerle çoğulcu katılım engellenmiştir. Komisyon, 20 Mart İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde çekilme kararına tepki göstermemiş, üstelik kadın kazanımlarını daraltan, gasp eden, yerli ve milli yaklaşımlar sergileyerek sözleşmeden çekilme kararı meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Çocuk yaşta evliliğin tartışılmaya açılarak yasalaştırılmaya çalışıldığı, kadın kazanımlarının gaspına yönelik tepkileri bastıran tutum ve tavır sergilenmiştir. Küçük, ilke, amaç ve kadın kazanımlarını koruma kararlılığımızın Devam et. Gereği olarak iktidar bloğunun kadınlara karşı izlediği ayrımcı, cinsiyetçi ve baskıcı politikalarında ısrarcı olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun 8-7-2021 tarihli toplantısına davet edilmiş olmasına rağmen konfederasyonumuz katılmayacaktır. Bir yandan İstanbul Sözleşmesi gibi biz kadınlar için yaşamsal değerde olan uluslararası sözleşmeyi hukukça iptal ederken kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmak amacıyla göstermelik olarak kurulan komisyona katılmayı reddediyoruz. Kesti kadınlar olarak, kadınların aleyhine gerçekleştireceğiniz her türlü saldırıya, sokaklardan, meydanlardan, iş yerlerinden mücadeleyi ve kadın örgütlerini büyüterek cevap vermeye devam edeceğiz. Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi. Ayrıca bir eğitimci olarak şunu da söylemeden geçelim. Çocuklarımıza, özellikle kız